Şu an benim kalbimden geçirdiklerimi burada bilen var mı? Hayır. Ama benim kalbimden geçirdiklerimi Allah benim kalbimi yaratmadan biliyor. Yani. Huzurunda olduğunun şuurunda olsa onun rızası haricinde hareket edebilir mi? Hırsızlık yapabilir mi? Yalan söyleyebilir mi? Zinaya ayağa kayabilir mi? Namazı terk edebilir mi? Senin kaşın kara, senin gözün şöyle. Senin partin böyle, senin patırtın böyle. Senin bakışın şöyle, bunun bakışın böyle. Siyasi meseleleri imanın üstüne koymuşuz Allah korusun. Yani. Mı öleceğim, imansız mı öleceğim? Bizim gündemimizde kaçıncı sırada gerçekten? Ya gelin şöyle gündemimizi bir çıkaralım. Mesela bugün ne konuştuk? Bir çıkaralım. Bakalım orada hiç bu soru var mı mesela? Ya benim şu kadar yıllık kaza borcum var. Bugün ölsem nasıl hesap vereceğim? Mesela kaçıncı sırada? Huzurla alakalı bir ders okuyalım diye düşündüm. Huzur derken ya Türkçe'de kullandığımız manasında işte mutluluk, sükun, sükunet o manasıyla değil de ama onu netice verecek bir manayla yani Allah'ın huzurunda olduğumuzun şuuruna varmak. Nasıl olur? Hangi tefekkürlerle olur? Biraz bunu tefekkür edelim diye düşündüm. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor malum. Kalpler Cenab-ı Hakk'ı anmakla huzur bulur. Şimdi oradaki huzuru hem bir anladığımız manası var. İnsan Cenab-ı Hakk'ı anmakla huzur bulur. Mutluluk bulur. Rahat eder. Evet bu mana var ama oradaki asıl mana kalpler Cenab-ı Hakk'ı anmakla huzur bulur. Yani Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunda yaşar insan. Allah'ın huzurunda olduğumuzun şuurunda nasıl oluruz? Cenab-ı Hak'tan izinsiz bu kainatta bir yaprak düşmüyor. Değil mi? Bir kelebek kanat çırpmıyor. Bir yağmur tanesi düşmüyor. Her şey Cenab-ı Hakk'ın izniyle, iradesiyle vücut buluyor. Ama biz şu dünyanın kaosu içerisinde, işte derdi maişetle, siyasetle, dünyevi meselelerle vesairelerle alemimizi kendi adıma söyleyeyim o kadar müşebbeş ediyoruz ki ya bizi yaratan bir Allah var, yaşatan bir Allah var, biz burada imtihandayız, bizden istedikleri var. Allah bizim kalbimizi çalıştırıyor. Bütün o fiillerin faili kim? Allah. İnsan Allah'a izin vermeden gözünü kırpamıyor yani. Ama insan gaflete düşüyor. Zaten huzurun zıttı, karşılığı gaflet demek. Bir insan ya huzur halindedir ya da gaflettedir. Gaflet hakikate göz kapamaktır. Yani deve kuşu gibi başını kuma sokup hakikati görmemektir. Hakikat biz Allah'ın huzurundayız. Her an Allah bize tasarruf ediyor ama işte dünyevi meseleler, az önce söylediğim gibi içtimai, siyasi, derdi maişet vesaire birçok mevzu bize bunu unutturuyor. İnsan Allah'ın huzurunda olduğunu unutunca kulluğunu da unutmaya başlıyor. Dünyaya geliş gayesini de unutuyor. Ben niye burada varım? Allah beni niye yarattı? Yani geçinmek için mi? Şu işi yapmak için mi? Evladı yetiştirmek için mi? Hayır. Allah bizi öncelikle kul olmak için yarattı yani. İbadet için yarattığı, kendisini tanıyalım diye yarattı ilahir. Ama işte dünyanın o kaosu içerisinde unutuyoruz. Üstad Hazretleri burada o kaostan kurtulmanın yolunu söylüyor. Masnuattaki tefekkür imaniden gelen lemaat ile Halik Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp onun huzurunda başkalara bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle insan ihlası kazanır ve huzur bulur diyor. Huzur bulmanın yöntemi tefekkür. İnsan şu kainattaki masnuat-ı ilahiyeye bir baksa, başını bir çevirse, ya biz top gilesinden 70 defa daha süre dönen bir kürenin içerisinde, nihayetsiz bir karanlığın içerisinde seyahat ediyoruz. Bu dünya dönüyor. Her sabah güneş doğuyor. Cenab-ı Hak ayı kandil gibi semaya asmış. Oradan yağmuru indiriyor, buradan hububatı çıkartıyor. Her gün on binlerce insan doğuyor, on binlerce insan ölüyor. Cenab-ı Hak her bir bebeğe süt gönderiyor, rızık veriyor. Bu kainatta hikmetli tasarruflar var. İşte diyor insan bunları tefekkür etmekle Halik Rahim'in hazır ve nazır olduğunu düşünür. Cenab-ı Hak her an iş yapar. Her an mahlukatta tasarruf eder. Üstad onu anlatırken diyor ya şu kainattan bir dakikacık olsun nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Zaman zaman ona misali veriyorum. Elinize bir bardak alıp şöyle tutsanız bardakla elinizin irtibatı kesilir kesilmez bardağın kıyameti kopar ya bu kainatı ayakta tutan da Allah'tır. Bir dakikacık olsun nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Allah kainattaki bütün fiillerin failidir. Ama işte biz dediğim gibi derdi maişet, siyaset, dünya derdi, o bu şu, male yani dünyamıza ahiretimize faydası olmayan birçok sebepten dolayı maalesef bunu unutuyoruz.
Oysa Allah'a her an ihtiyacımız var, değil mi? Havaya her an ihtiyacımız var mı? Evet, onu yaratan Allah'a havadan daha çok ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak o ihtiyacı hissetmeyi nasip etsin. O ihtiyaçta bu kainat tefekkür etmekle olur. Bir insan sultanın huzurunda olduğunu şuurunda olsa, sultanın bütün memlekete hükmettiğinin farkında olsa, sultanın izni olmadan o memlekette bir yaprak düşmediğinin şuurunda olsa, sultanın huzurundayken vezirlerden medet bekler mi? Sultanın huzurundayken neferlerden imdad ister mi? Allah ezelebet sultandır. Bütün kainatta tasarruf eden odur. İşte diyor, bunu anlayan insan, bunun farkına varan insan, aciz, ölmeye mahkum, yemek yemek zorunda olan, nefes almak zorunda olan, kalbi çarpmak zorunda olan fani insanlardan bir şey beklemez. Onları övmez. Yani Allah hesabını över. Allah güzel yaratmış, Allah ihsan etmiş, ikram etmiş, böyle zatları itibariyle övmez. Varlık kimindir varlık? Varlık deyince akla kim gelir? Allah. Biz bugün varız, yarın yokuz, değil mi? Hakiki varlık sahibi kimdir? Allah'tır. Hakiki hayat sahibi kimdir? Allah'tır. Hakiki ilim sahibi kimdir? Allah'tır. İşte insan bunu nasıl anlar? Diyor, şu kainatı tefekkür ederek. İnsanlar iman noktasında ikiye ayrılıyorlar. Bir tevhidi âmi ve zahiri sahipleri var. Bu tevhidi âmi ve zahiri sahipleri, bu kainat Allah'ındır der ama onun mülkünü esbaba taksim eder. Zaman zaman ifade ediyorum, şifasını doktora verir, rızkını şuna verir, kemalatı kendine verir vesaire. Ama hakiki tevhid sahipleri bilir ki bu kainattaki bütün kemalat Allah'ındır. Bunu anlamak için Üstad Hazretleri diyor ki tevhid-i hakiki sahibi olmak lazım. Bir insan nasıl tevhid-i hakiki sahibi olur? Her şey üzerinde Cenab-ı Hakk'ın sikki kudretini, hatim-i rubiyetini, nakş-i kalemini görmekle, doğrudan doğruya her şeyden Cenab-ı Hakk'ın varlığına karşı bir pencere açıp, uluhiyetinde, rubiyetinde, mülkünde hiçbir vecihle şeriki ve muine olmadığına şuhuda yakın bir yakın ile iman getirip huzur kazanmaktır diyor Üstad Hazretleri. Huzur nasıl kazanılırmış? Daha doğrusu huzurun tarifi neymiş? Huzurun tarifi şu: Halik Rahim her an hazır ve nazır. Ben onun huzurundayım. Ben onun kuluyum. O edebe muhalif hareket edemem. Bir adam babasının bile huzurunda, değil mi? Ayak ayak üstüne atmıyor. Uzanıp yatmıyor yani. Bir topluluğun huzurunda olduğu için edepsiz konuşmuyor. Çünkü her huzurun iktiza ettiği bir edep vardır ya. Adam arkadaşının yanında oturduğu gibi muhtarın yanında oturmuyor. Muhtarın yanında oturduğu gibi valinin yanında oturmuyor. Valinin yanında oturduğu gibi diyelim sultanın yanında oturmuyor. İnsan her an sultanın huzurunda değil ama her an Allah'ın huzurunda. Bir insan babasının huzurunda ayağını uzatmazsa Allah'ın huzurunda günah da işleyemez. İnsan hatadan hali değil. Bazen gaflet edebilir. Ama ısrar etmez. İşte o yüzden huzur kazanmak bu noktadan çok ehemmiyetlidir. Huzur kazanmanın yöntemi de bu kainatı tefekkür etmektir. Her şey üzerinde sikki kudretini görmektir. Ya hepimizin gözüyle güneşin arasında irtibat var mı? Var. Öyleyse güneşi yaratan kimse bütün gözleri yaratan odur. Hepimizin ciğeriyle atmosfer arasında bir bağlantı var mı? Var. Ciğeri yaratan kimse atmosferi yaratan odur. Bir ciğerin sahibi kimse kainatın sahibi de odur. Şu içimize çektiğimiz havanın sahibi kimse kainatın sahibi de olur. Her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz olmaz. Bir şeyin maliki her şeyin malikidir. Yaprağı çekseniz ağaç, onu çekseniz arz, onu çekseniz güneş sistemi, onu çekseniz kainat gelir. Her şey her şeyle bağlıdır. Yunus Emre'nin bir şiiri var. Aslında bu hakikati ifade eden bir şiir. Demiş ki, yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreylesen gümbürtüyü diyor. Değil mi? Kainattaki düzeni o kadar mükemmel anlatmış ki, gerçekten her şey her şeyle bağlı. Çek güneşi bütün gözler kör, çek atmosferi bütün ciğerler nefessiz, çek arzı neyin üstünde yürüyeceksin? Dolayısıyla insan bir zerreye baktığında bile Cenab-ı Hakk'ın kudretini görebilir. O kudreti gördükten sonra da anlar ki ben Cenab-ı Hakk'ın huzurundayım. Ve bunu anlayınca da Üstad Hazretleri diyor ki insan şunu hisseder. Benim öyle bir Halık'ım var ki en ince hatıratı kalbimi bilir. En hafi niyazımı işitir. Bazen ben bu tarz dersleri kendi alemimde tefekkür ettiğim zaman
Tefekkür etmediğim dönemlerde kendi adıma sanki bir hayal dünyasında yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Sanki sadece bu dersi okurken şunu hissediyorum. İşte Allah var, Allah bir, Allah kalbimi çalıştırıyor, Allah beni yaratmış, yaşatmış, şifa veriyor, rızık veriyor vesaire. Okumadığım sair zamanlarda sanki kendim kazanıyorum, ben yapıyorum, o veriyor, şundan geliyor, böyle yaşıyorum, şu tedbiri aldım vesaire. Orada Allah'ı unutabiliyorum aşağı. İşte insan Allah'ın diyor huzurunda olduğunun farkında olsa insan şunu anlar. Benim en ince hatıratı kalbimi kim biliyor? Şu an benim kalbimden geçirdiklerimi burada bilen var mı? Hayır. Ama benim kalbimden geçirdiklerimi Allah benim kalbimi yaratmadan biliyor yani. En hafî niyazımı biliyor. Biz dua ettiğimiz zaman elimizi kaldırıp bağırıp çağırmıyoruz. Neden? Biliyoruz ki Allah bizi duyuyor. En hafî niyazımı bilen, en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirebilen, bana saadet-i ebediyeyi verecek olan, koca dünyayı ahirete tebdil edecek olan, bu dünyayı kaldırıp yerine ahireti kuracak ve koyacak olan, sineği halkettiği gibi semavatı da icat eden, güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeğimle yerleştiren Allah'tır. Sineği halk edemeyen kainatı halk edemez. Sineğin midesi baharla bağlı. Erzakı oradan geliyor. Sineğin gözleri güneşle bağlı. Işığı oradan geliyor. Sineğin nefesi atmosferle bağlı. Aldığı hava oradan geliyor. O havayla uçuyor. Sineği yaratamayan kainatı yaratamaz. Bir adam kamil manada gerçekten Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunda olsa onun rızası haricinde hareket edebilir mi? Hırsızlık yapabilir mi? Yalan söyleyebilir mi? Zinaya ayağa kayabilir mi? Namazı terk edebilir mi? İnsanları ötekileştirir mi? Ayrıştırır mı? Hakaret eder mi? İnsanları ırkından, dilinden vesairesinden dolayı böler mi? Hayır. İnsan Cenab-ı Hakk'ı bilse kime bakarsa baksın. Der ki Kâbe'miz bir, kıblemiz bir, memleketimiz bir, şehrimiz bir, havamız bir, suyumuz bir, yaratanımız bir, yaşatanımız bir, halikimiz bir, malikimiz bir. Bu kadar birler birbirini sevmeyi iktiza eder. Allah hesabına baktın mı herkesi seversin. Ama nefis hesabına baktın mı bana ters baktı, şöyle yaptı, bilmem ne yaptı vesaire. Bu sefer aramıza ayrılıklar gayrılıklar giriyor. O yüzden insanın Allah'ı tanıması çok önemlidir. Bu tefekküre şuradan başlayabiliriz. Şurası aklıma geldi. Mesela kainata en son ne zaman şu gözle baktık. Bakın huzuru daimi her an Allah'ın huzurunda olduğunu şuurunda olmak büyük insanlara mahsustur. Biz onu yapamayız. Ya ama en azından ya gün içerisinde şu tarz tefekkürlerle Allah'ın huzurunda olduğumuz bir iki kere bile olsa aklımıza gelmesi gerekmez mi yani? Ya bizim ben bugün doktora gittim. İşte kulaklarım neyse bazen tıkanıyor benim. Doktora gidip dedim ki benim kulağım kapalı. Ya aslında doktorun bana şunu söylemesi lazım. Ulan kulak senin değilse aç ya yani. Değil mi? Gidiyorsun doktora diyorsun ki doktor bacağım ağrıyor. Ulan bacak senin değil mi? Niye ağrıyor mesela? Değil işte. Ne bacağı hükmedebiliyoruz, ne kulağı hükmedebiliyoruz, ne kalbi hükmediyoruz. Değil mi? Sabah oluyor ne diyoruz? Acıktım. Niye acıktın? Midene hükmedemiyorsun. Adam diyor saçlarım dökülmüş. Niye saçlar senin değil mi yani? Değil işte. Hiçbir şey bizim değil yani. Gerçekten. Her şey Allah'ın. Ama bunu tefekkür edemiyoruz. Ya en azından gün içerisinde işte bir iki kere bunu tefekkür edebilsek nasıl tefekkür edeceğiz? Üstad Hazretleri şurada o kadar böyle anahtar cümleler kurmuş ki şu pencereden baktığınızda zerrede bile tefekkür edebilirsiniz. Diyor ki bir kitap katipsiz olmaz. Şimdi benim önümde bir kitap var. Bunun katipsiz olması mümkün mü? Hayır. Sanatlı bir nakış nakkaşsız olmaz. Şu masada bir sanat var mı? Var. Odunu kesmiş, biçmiş adam masa yapmış. Sanat yok mu? Var. Sanatkarı göstermez mi? Gösterir. Nakışlı bir eser nakkaşı göstermez mi? Bak şu duvarda tablo var. Nakış, besmele yazmışlar. Ustasını göstermez mi? Ya besmele yazılan tablo, kesip biçilen tahta, yazılan bir cümle ustasını gösterir de. Her gün yaratılan 100 bin tane çocuk, 200 bin tane göz, 200 bin tane kulak, milyonlarca işte hayvan, nebatat ustasını göstermez mi yani? Gösterir. Ama kimde? O huzuru yakalayanlarda yani gaflet perdesini yırtanlarda. Cenab-ı Hak yırtmayı nasip etsin.
Meşhur bir hadis var. Onun genelde ikinci kısmını hepimiz biliyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gece kalkıyor. Teheccüd vaktinde. Malum ayaklarının altı şişene kadar namaz kılıyor. Değil mi? Bunu çoğumuz bu hadisi biliyoruz. İşte kıyamda duruyor, yakası ıslanıyor, secdeye gidiyor, yer ıslanıyor vesaire. O kadar ağlıyor yani. Sonra hani Bilal Habeşi geliyor. Neden kendine zulmediyorsun diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Şükreden bir kul olmayayım. Değil mi? Çoğumuz biliyoruzdur bu hadisi. Ama bu hadisin öncesi var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama o gece bir ayet nazil oluyor. Ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yerlerin ve göklerin yaratılmasında, gece ile gündüzün arka arka gelmesinde düşünen akıl sahipleri için nice deliller vardır diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu ayet inince bu ayeti duyup da düşünmeyenlere yazıklar olsun diyor ve ayaklarının altı şişene kadar namaz kılıyor yani. Gerçekten geceyi haburatımıza örtü yapan kim, gündüzü meydan-ı maişet yapan kim, semadan suyu indiren kim, yerden nebatatı çıkartan kim, bizi yaratan kim, yaşatan kim, bazen böyle namaz kılmayan işte arkadaşlarla denk geliyoruz mesela. İşte niye namaz kılmıyorsun? İşte şöyle böyle birçok bahane falan. Ya insan mesela bunu düşünse, sadece şu söylediğim hakikati düşünse. Allah benim kalbimi çalıştırıyor. Bir damla sudan yaratmış, mucizane yapmış, gözümü açmış, kulağımı takmış, kafamı böyle bir dima, sineme böyle bir kalp vermiş. Ne kadar nimetleri başıma sarmış vesaire. Ya hiç Allah namazı emretmese bile insan secdeye gitmez mi? Gider. Ya gidiyoruz bakkaldan bir kilo elma alıyoruz, fiyatını ödüyoruz. Yokluktan varlığa çıkmanın bir fiyatı yok mu? Gözün bir fiyatı yok mu? Kulağın bir fiyatı yok mu? Sağlıklı yaşı, neyse yani. Bunların fiyatı yok mu? Var. Ama işte insan Allah'ı unuttuğunda, bu nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini unuttuğunda, ben kazandım, ben ettim, ben olmasam olmazdı, ben şöyleyim, ben böyleyim, onu şu verdi, bunu bu verdi, bu şuradan geldi vesaire. Her şeyin Allah'la irtibatını kesince insan secdeyle de irtibatını kesiyor işte yani. İşte hülasa, özetle Üstad Hazretleri bütün bunlardan yola çıkarak diyor ki, huzuru kazanmak istiyorsanız, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu şuurunda yaşamak istiyorsanız, şu mahlukatı bir tefekkür edin, şu kainatı bir tefekkür edin, yaptığınız her şeyde. Mesela şurada bir formül söylüyor. Burası hatırıma geldi. Üstad Hazretleri şurada diyor ki, sünnete ittiba etmek mesela, değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün sünnetine ittiba etmek. Biz sünnete işte sevap kazanmak için, peygamberimize benzemek için ittiba ediyoruz. Bu cihetleri var ama başka bir nokta söylüyor burada Üstad Hazretleri. Diyor ki, en küçük bir muamelede mesela sünnete ittiba edeceğiz. En küçük bir muamelede. Mesela diyor, yemek, içmek ve yatmak adabında bir adam sünnete ittiba ederse ne olur? Zaten yiyoruz, zaten içiyoruz, zaten yatıyoruz değil mi? Diyor, sünnete ittiba ise ne olur? Birincisi, o adi muamele ibadet olur. Bu bir. İkincisi, insan o hareketiyle diyor şunu hatırlar. Ben neden bunu yapıyorum? Mesela neden oturarak su içiyorum? Neden sağ üzere yatıyorum? Neden yemeği böyle yiyorum? Peygamberimiz böyle yaptığı için. Ya o hükmü koyan kim? Allah. O yüzden diyor, bir adam sünnete ittiba eder ki her an hakkına Allah gelsin diye. Benim böyle su içmemi kim emrediyor? Allah. Böyle oturmamı kim emrediyor? Allah. Namazımı kim emrediyor? Allah. Gün içerisinde ne yaparsa yapsın bu manasıyla hakkına Allah gelen adam gaflete düşer mi? Ya düşmez. O yüzden diyor, sünnet-i seniyeye ittiba kendine adet eden bütün ömrünü ibadetler yapar. Yani bütün ömrü hem ibadet olur hem de her an Allah'ın huzurunda olduğunu şuurunda olur. Cenab-ı Hak öyle olmayı hepimize nasip etsin. Huzurun tersi ne? Biraz da ondan bahsedeyim. Huzurun zıttı ne? Gaflet. Gaflet. Bak, bir yer okuyacağım buradan, önemli. Şimdi Üstad Hazretleri bu kader meselesini anlatıyor. Kader. Yani huzuru kazanmak neden önemli, gaflet neden çok tehlikeli? Ona işaret olsun diye bir cümle var burada. Kaderi anlatıyor. İşte uzun uzun onu bir gün okuruz. Sonra diyor ki, bir adamın diyor kaderden bahsetmesi için diyor huzur ehli olması lazım. Huzur. Yani diyor, kader ve cüz-i ihtiyardan bahseden adam ehli huzur ve kemali iman sahibi ise bütün kainatı Allah'a verir. O zaman diyor o kaderden bahsedebilir. Mesela ehli huzur olan, yani her şeyin Cenab-ı Hakk'ın izni iradesiyle meydana geldiğine iman eden ve o şuuru taşıyan bir adam bu kitabı ben kaldırdım diyebilir. Neden?
Çünkü Cenab-ı Hak insana bir benlik vermiştir. Bu kitabı ben kaldırdım diyebiliyorum. Sebebi, ya ben nasıl bu kitabı kaldırıyorsam Allah da yıldızları kaldırıyor, bunu anlayayım diye. Şimdi adam ehli huzursa, ben bu kitabı kaldırdım, Allah da yıldızları kaldırıyor der. Sonra içinde yaşadığım küreyi Allah kaldırıyor, bunu da, bunu kaldıracak kudret de Allah veriyor der. Dolayısıyla bir adam ehli huzursa, bunu ben kaldırdım diyebilir. Şunu kazandım diyebilir, şunu yaptım, şunu ettim diyebilir. Çünkü bütün bu cümleleri Allah hesabına geçer. Ama diyor, kaderden bahseden adam ehli gafletse, kaderden bahse hakkı yoktur. Neden? Bir adam gaflette olduğu zaman, kaderden neden bahse hakkı yok? Çünkü bütün iyilikler kimdendir? Allah'tandır değil mi? Fenalıklar kimdendir? Nefsimizdendir. Kaderden bize bir iyilik geldiği zaman, adam ehli gafletse o iyilikten bahsederken nasıl bahsediyor? Ben yaptım. Ben kazandım. Ben olmasam olmazdı. Ben şöyle güzelim. Benim şöyle kemalatım var. Bu benim malım. Bu çocuklar benim. Ben. Üstad Hazretleri diyor ki, böyle davranan adamlar hakaiki imaniyeyi anlamakta bedevilerin en bedevileri olarak kalırlar. Hiçbir şeyi anlamazlar. Burayı niye okudum? Bir adam huzuru daimi ya da en azından daimi olmasa bile huzuru elde etmezse kurduğu cümlelerin çoğu o adamı mesul eder. Çünkü ne yaparsa yapsın nefsine verir yani. Ben tok olayım, başkası açlıktan ölsün, bana ne? Ben, hep ben. Ben yapıyorum. Neden? Bir adam sultanı tanımazsa, tamam, kendi sultanlığını ilan eder yani. Bir adam Allah'ı tanımazsa, kendisi haşa orada bir hakimiyet kuruyor. Ben yaptım diyor. İşte o ben yaptım neticesinde ağzından çıkan bütün cümleler diyor insanı mesul eder. Üstadım buna burada bir işareti var. Peki, o gaflete düşen adam ne yapar? Bakın bu benim kendi nefsimdeki hastalık. Herkes bunu kendi nefsinde tefekkür etsin. O gaflete düşen adam, Allah'ı unutan adam ne yapar? Diyor ki, gafil olan insan kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Bir adam huzur ehli mi, yoksa gaflete mi düşmüş? Bak buradan anlayabiliriz. Diyor ki, gafil adam kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Ne demek? İnsan gafletinden dolayı kendi ihtiyar dairesinde olan ibadeti terk eder, gafil adam. Namazı terk eder, sevmeyi terk eder, muhabbeti terk eder, tefekkürü terk eder, ilahir bunu terk eder, Allah'ın vazifesiyle uğraşmaya başlar. Bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu, şu niye böyle oldu? Bu sefer kaderi taşlamaya başlar diyor. Musibet geldiğinde de kaderi taşlar. Ne olursa yani. Kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olmaya başlar. Sonra da diyor, bütün istirahatını kaybeder böyle adamlar. Asi, şaki ve hain adamların partisine dahil olur diyor. Ya bu şunun gibi, askeriyeye girdiniz. Sana askeriyede vazife verildi. İşte bunu kaldıracağım, bunu indireceğim. Senin vazifen bu. Şimdi sen asker olduğunu unutunca bu sefer şuna başlıyorsun. Bu askerler niye orada duruyor? Bu silahlar niye burada? Niye bu yemek saat 5'te? Niye şöyle, niye böyle? Bu sefer komutanın vazifesine karışmaya başlıyorsun. Karışmaya ve itiraz etmeye başlayınca da askeriyede seni ne ilan ediyorlar? Asi değil mi? Asi. Dünyada bir askeriye. Cenab-ı Hak bize de burada vazifeler vermiş. Vazifemiz ibadet, ubudiyet, takva, namaz, niyaz. Bunu terk eden adam Allah'ın vazifesine karışıyor. Bu sefer tenkit etmeye başlıyor her şeyi. Bu hastalık niye bana geldi? Şu adama niye bu oldu? Onun niye var, benim niye yok? Vesaire vesaire yani. O zaman da diyor hain adamların diyor partisine dahil olur. Burada o misali veriyor üstad. İnsan ve askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talimdir, cihattır. Hükümetin vazifesi nedir? Senin libasını, elbiseni, erzakını vesaire vermektir. Hepimiz öyle değil mi? Askerlik yapanlar biliyor değil mi? Askere gidiyoruz. Akşam yemek gelecek mi diye düşünüyor muyuz? Hayır. Silahım gelecek mi diye düşünüyor muyuz? Hayır. O hükümetin vazifesi. O onu sana veriyor. Seninki ne? Talim. Cihat. Bu. Bizim malımızdan bereket kalkmış. Tamam. Bereket kalktığı için de hepimizde ne var? Derdi maişet var. Bakın bebeklere. Şimdi diyelim bebek doğuyor değil mi? Doğar doğmaz... Bırakın doğmasını, o bebek anne karnına düştükten sonra 9 ay orada beklerken Cenab-ı Hak onun rızkını gönderiyor mu anne karnında? Peki o çocuk doğar doğmaz ağzını kımıldatacak kudreti yokken Allah ona süt gönderiyor mu? Evet. Peki bu yerinde duran ağaçlara Allah rızık gönderiyor mu? Evet. Yuvasında yemek bekleyen kuşlara, yavrulara Allah rızık gönderiyor mu? Evet. Buradan hareketle ayet-i kerime diyor ki Allah rızkınıza kefil sizin.
Siz helalinden kazanmaya çalışın. Allah sizin rızkınızı verir. Şimdi insan namazı terk ediyor, ibadeti terk ediyor, şunu bunu terk ediyor. Sürekli kafa derdi, maişetle, şunda bunda meşgul. O da hırs oluyor, Allah iyice vermiyor. Asilerin ve şakilerin partisine dahil olur diyor. Bunu bu yüzden ifade ettim yani. İşte askeriyeye giren adam erzakını düşünür mü, rızkını? Hayır. Onun düşündüğüne cihat. İnsan bu dünyaya geldi, ibadetini düşünecek, Allah onun rızkını gönderecek, çocuklar gibi yani. Bereket mal çokluğu değildir yani. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kap yemek yapıyor, 100 kişi yiyor ondan. O peygamber mucizesi ama o berekette de var. Allah bir çekirdek yaratıyor, içinden 10 ton elma çıkmıyor mu çekirdeğin? Allah bir yumurta yaratmış, binlerce oradan diyelim tavuk çıkmıyor mu bir yumurtadan? Bir çekirdekten elmalar çıkmıyor mu? Ya Allah senin bir tabak yemeğine öyle bereket verir ki, hepsine yeter. Ama işte insan kendi vazifesini terk ettiği için diyor ki, o bereket de kalkmış. Diyor ey insan şunu düşün. Eğer bu söylediğime çok böyle kalben kanaat getirmediysen diyor üstad şunu düşün. Ey insan rahhuma derdeyken, tıflıken, iktidarın yokken, ihtiyarın yokken, her şeyden mahrum bir vaziyetteyken seni pek leziz rızıklarla kim besledi? Allah. Doğar doğmaz memeler musluğundan sütü kim gönderdi? Allah. Ağaçların ellerinde sallanan o tatlı, ballı, latif, güzel meyveleri kim yarattı? Allah. Diyor getirip ağzınıza sokacak değil ya. Bir zahmet toplayıp yiyeceksin yani. Dolayısıyla diyor Cenab-ı Hak rızkınıza kefil. Ama siz vazifesini yapmayıp gaflete düştüğünüzde bu sefer Cenab-ı Hakk'ın vazifesiyle meşgul oluyorsunuz. Son bir cümle burayı da okuyayım. Diyor ki bazı insanlar damlada boğulur, bazı insan da kainat boğulur diyor. O kadar dolu bir cümle ki bu. Bu şuna benziyor. Mesela bir askeriyeye girdiniz. Oradaki askerlerin diyelim işte bir komutanın emri altında olduğunu bilmiyorsunuz. Belki bir askere sataşsanız o askerde boğulabilirsiniz. O size zarar verebilir. Ama bir askeriyeye girdiniz. Bütün o askeriyenin emir tahtında hareket ettiğini, emir gelmeden bir adım atmadığını bilseniz o askeriye ordusunda boğulmazsınız mesela. O neferde boğulan adam askeriyi kendinde boğdurabilir. Emir tahtında olduğunu bilirse. İnsan asker olduğunu unuttuğunda bir zerrede boğuluyor işte. Ufacık bir şeydi. Allah'ın emrinde oldu. Mesela bir hastalık geliyor. Ya Allah'ın emriyle geldi. O Allah'ın askeri fani olduğumu hatırlatmaya geldi. Sevap kazandırmaya geldi falan. Böyle bakmayınca o hastalığa yeniliyorsun. Madden değil, manen yeniliyorsun. Niye başıma geldi? Niye şöyle oldu? Niye bu işim olmadı? Oysa Allah'ın emir tahtında olsa, bütün kainat başına toplansa, Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Elleri bağlı, zayıf, hasta bir adama ordular taarruz ediyor diyor. Ordular onu boğabiliyor mu? Hayır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne sıkıntılar çekmiş? Boğabiliyor mu? Hayır. Hazreti Yusuf kaç yıl hapiste kalmış? Ne sıkıntı çekmiş? Bak boğulmuyorlar. Allah dostları da boğulmuyorlar yani. İşte bazı adam zerrede boğulur. Bunu şöyle söyleyelim dersimize bağlamak için. Huzur mertebesini yakalayamayan adam, gaflette olan adam damlada boğulur. Allah'ın huzurunda olduğunu bilen adam kendine kainatı boğdurur yani. Cenab-ı Hak öyle bir iman mertebesi nasip etsin bize. Bir adam bir zerreye bakar. Allah'ın varlığını görür, birliğini görür, yarattığını görür, yaşattığını görür. Oradan huzur kazanır. Bir bardak su alır eline tam içecekken ya bu suyu Allah tuzu da yaratabilirdi, semadan indiriyor der, huzuru kazanır vesaire. Ama diyor bir tabakasında gaflet ve evham öyle istila eder ki insanların kalplerini diyor onlar hakaiki imaniyi derk etmekte bedevilerin de bedevisi kalırlar diyor. Anlamaz yani adam. Ya biz böyle hani çok 20 yıldır biz talebe yetiştirdik. İşte sen 200 senedir yanımızda talebe yok da Erzurum'da. Ya bir talebeye bir şey anlatıyordum mesela. Bakıyorsun anlıyor, muhatap oluyor, hayatını işte tatbik ediyor falan. Tamam. Birisine anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlamıyor. Ya böyle altını bir kazıyorsun. Ya bir kız arkadaşı çıkıyordu, tamam mı? Ya işte bir şans oyunu oynamış. Ya günaha girmiş. Yani gaflete dalmış. Yani Allah'ı unutmuş. Çünkü adam Allah'ı hatırlasa bunu yapmaz ya. İşte üstad orada diyor ki gaflete dalan. Hakaiki imaniyi anlamak da bedevinin de bedevisidir. Anlamaz yani. Şey gibi düşünün. İlmi bir okyanus gibi düşünün. Gaflette olan adamı da Ağrı Dağı gibi düşünün. Koy okyanusun ortasına. İçine ne geçer onun yani? 10.000 kere namazı anlat. Alnı secdeye gitmez yani. Rızık Allah'tandır de. Hayır der yani. Cenab-ı Hak gafletimizi izale etsin yani. Aa.
Bak şurada hatırıma geldi. Bunu da söyleyeyim. 5 dakikamız var. Bu hakaiki imaniyi anlamakta bedevilerin bedevisidir diyor ya. Bediüzzaman Hazretleri bir yerde diyor ki bir zaman kalbime geldi. Niye Muhiddin-i Arabi gibi zatlara yetişemiyoruz? Sahabelere niye yetişemiyoruz? Sonra diyor ki işte bir zaman Subhane Rabbiyel Ala dedim. Sahabelerin tarzı telakkisinde o zaman anladım diyor. O zaman anladım. Bir sahabenin bir tesbihten aldığı lezzeti ben bir yıllık namazımdan alamıyorum. Anladım diyor mesela. Sonra diyor ki peki niye sahabeler o zaman öyle bir lezzet alıyorlarmış? Şunu söylüyor. Çünkü diyor sahabenin çarşısındaki en mergub meta Allah'ın rızasını nasıl kazanabilir? Gündem buymuş bak. Sahabelerin gündemi buymuş. Gündem bu olunca bir tesbihten öyle lezzet almışlar. Şimdi bizim gündemimiz ne? Derdi maişet. Siyaset. Dünya. Ya şimdi gündemi bu olan hakikatten nasıl istifade etsin gerçekten ya? Gündemimiz bu. Bizim alemimizi kirletiyorlar yani. Sahabelerin döneminde iki sahabe yan yana geldiği zaman Allah'ın rızasını konuşurlarmış. Şimdi ben bir ara bunu bir yerde söyledim, bir derste anlattım. Karşıdaki kardeş diyor ki ama abi onlar sahabe işte onlar peygamber. Ya senin onlar sahabe dediğin adamlara ne işkenceler etmişler. Onlar hicret etmek zorunda kalmış. Ne sıkıntı çekmişler. Çoluklarını çocuklarını bırakmışlar yani. Savaşlara girmişler. Ne azaplar çekmişler ya. O azaplar, o sıkıntılar, bugünkü tabirle söyleyeyim, o siyasi çalkantılar içerisinde Allah'ı konuşuyorlarmış yani. Ya biz bugün, senin kaşın kara, senin gözün şöyle, senin partin böyle, senin patırtın böyle, senin bakışın şöyle, bunun bakışı böyle. Şu, içtimai, siyasi meseleleri imanın üstüne koymuşuz Allah korusun yani. Ya biz kuluz. Bizim gündemimizde şu olmalı ya, ben bugün olsam Allah'a hesap verebilir miyim, veremez miyim yani? Mesela bu kaç kere aklımıza geliyor? İşte kaygılarımız var. İşte şöyle olursa böyle olur. Memleket şöyle olursa şöyle olur. Bilmem ne olur. Ya peki tamam böyle kaygılar taşıyabilirsin. Dua edebilirsin. Tamam mı? Elinden gelen bir şey var. Ama şöyle de bir kaygı taşımamız gerekmiyor mu ya? Şöyle olursa işte nasıl olacak falan. Ya peki ölürsek, imansız ölsek ne olacak yani? İbadetsiz ölsek ne olacak yani? Namazsız ölsek ne olacak yani? Üstad Hazretleri ne diyor? Bir adamın Alman ve İngiliz kadar kuvveti olsa, serveti olsa imanlı mı öleceğim, imansız mı öleceğime teksif etmesi gerekmez mi? Peki soru. İmanlı mı öleceğim, imansız mı öleceğim? Bizim gündemimizde kaçıncı sırada gerçekten? Ya gelin şöyle gündemimizi bir çıkaralım. Mesela bugün ne konuştuk? Bir çıkaralım. Bakalım orada hiç bu soru var mı mesela? Ya benim şu kadar yıllık kaza borcum var. Bugün ölsem nasıl hesap vereceğim? Mesela kaçıncı sırada? Bırakın şahsi ibadetleri. Ya insanlar işte şöyle sıkıntı yaşıyor, şu oluyor. Mesela insanlara dua etmek gündemimize kaçıncı sırada? Birçok konudan birçok sıkıntı çeken insanlar var çevremizde. Hangisine bakabiliyoruz? Hangisine dua edebiliyoruz? Hep anlatılır ya işte Osmanlı döneminde adam burada esnafmış. İşte siftah yapmış. Yan dükkanda siftah yapılmamış. Buna müşteri gelince ne demiş? Ben siftah yaptım. Yan komşuma git. Bak anlatıyoruz. Yan komşuma git. Niye? Çünkü komşusu açken tok olan bizden değildir ya. Benim 2 tane olacağım, onun da 1 tane olsun diyor ya bu. Gelin şimdi nereye savrulduğumuza bakalım. Tokken açı bırak, istiyorsa o açlıktan ölsün. Ona bir damla yağmur inmesin. Madem benim gibi düşünmüyor, o yaşamasın. Ya bu hissiyat Müslümanın hissiyatı değil. Ama derse bağlayacak olursam bütün bunları, Allah'ın huzurunda olan böyle davranmaz. Gaflette olan böyle davranır. Gaflette olan kemalatı kendinden, iyiliği şundan, onu bundan bildiği için maalesef kıblesi orası oluyor yani. Bu sefer de ona göre hareket ediyor. Cenab-ı Hak hepimizi o afetlerden muhafaza etsin. Cenab-ı Hak hepimize hakiki manada yani huzuru elde etmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Bakın şu üstadın cümleleriyle bitireyim. Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp dünyaya talip bedbah nefsim. Deva kuşu gibi olma. Deva kuşu başını kuma sokmuş ta avcı onu görmesin. Halbuki avcı onu görür çünkü koca gövdesi dışarıda. Sen öyle yapma. Ölümün, kabrin seni beklediğini bil. Seni Cenab-ı Hakk'ın yarattığının, yaşattığının şuurunda ol.
Her an Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunun şuurunda yaşa, gaflete dalma, bu hayatı tatlı görme, bitmeyecekmiş gibi düşünme, yaptığın kemalatı kendinden bilme, iyilikleri kendinden bilme, musibetlerin ikazat olduğunu bil, üstüne düşen vazifeyi yap, asker olduğunu bil, ibadet için yaratıldığını anla ve Allah'ın huzurunda Allah'a edepsizlik etme diyor. Cenab-ı Hak öyle yaşamayı hepimize nasip etsin inşallah.